Evet sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de bir hisse alırken, yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisseyi almayın sevgili dostlar. Evet, bu zamlardan sonra artık tavan tavan gidecek sektörü sizlerle konuşacağız sevgili dostlar. Sağlık sektöründe iki tane hisse seçtim. Yani gitmemiş, primlenmemiş hisseler bunlar arkadaşlar. Tabii ki daha önce zirveyi görmüş ama bayağıdır yerinde sayan ve sektör olarak çok ucuz kalmış hisseleri sizlerle burada iki tane hissenin üzerinde duracağız. Bir tanesi Yeni Halk Arz olmuş, diğeri Lokman Hekim Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri diye bir şirketimiz. Şimdi ilk önce Lokman Hekim'e bir bakalım arkadaşlar. Lokman Hekim'e baktığımız zaman tavan tavan gidecek bu seride. Tavan tavan gitme şeyi olacak şirketlerden Lokman ekibi şöyle 24 bandı çok önemli destek arkadaşlar. Yani 24 bandına kadar bir geri çekilme olabilir. Yani normaldir, 24'e kadar gelirse çok normal karşılayabiliriz. Ama 29'dan sonra, burada 29'da bir direnci var, çok önemli direnç. Ondan sonra hızlı bir şekilde eski seviyesi olan 37 bandına kadar bir yükseliş bekleriz. Yani buradan aldığımız takdirde şu anda %37'lik, yani %40'lık bir kar bize bırakır. Ama ben dediğim gibi orta vadede %40'lık bir kar bırakır ama uzun vadede %100'lük bir de kar bırakabilir Lokman Hekim sevgili dostlar. Benim çok beğendiğim bir şirket. Burada bakın ne zaman görmüş en son zirvesi? Ocak ayında 37 liraymış Lokman Hekim. Ve aynı şekilde bakın şuradaki trend, bakın nerede başlamış? Trend yükselişi 27 Eylül'de başlamış. 17 liradan 37 liraya kadar çıkmış. Sonra hızlı bir şekilde düşüş yaşamış ve tekrar burada trendini 17'den tekrar yukarı doğru bir yükseliş var. Yani burada dediğim gibi kademeli tabii ki temkinli olmak lazım. Paramızın hepsiyle girmiyoruz. 24 bandına bir para ayırıyoruz. Çok çok riskli olursa, çok böyle hani tahtacı biraz daha aşağı çekeyim ondan sonra götüreyim derse, yani burada onu da düşünmemiz lazım sevgili dostlar. Şöyle 22 bandına da bir para ayırmamız lazım. Yukarıda tabii ki 19-29 bandı var. 29'dan sonra hisse hızlı bir şekilde yukarı doğru bir yükseliş beklenir. Yani burada baktığımız zaman Lokman ekibinde çok çok ucuz kaldığını görüyoruz sevgili dostlar. Diğer hissemiz hemen Yeni Halk Arzlardan. Bunları tabii şeyde de bakacağız arkadaşlar. Fintablest'te de bakacağız. Birbirlerini karşılaştıracağız. Tınaztepe. Tınaztepe'de Yeni Halk Arzlardan arkadaşlar. Ve bayağıdır takip ettiğim bir şirket. Yani videolarında burada çok çok verdiğim bir şirket. Ve primlenmemiş bir şirket. Yani burada 25 bandı çok önemliydi. 25 bandının üstüne attı. Şimdi şirket zaten şurada bir yataydaydı. 20 lira üzerinde. 20 liradan beri hareket vardı. 25 lirayı görmüştü. Bakın halka arz daha yeni, halka arz ne zaman olmuş? Hemen hemen 11 liradan halka arz olan bir şirketti Ocak ayında. Hızlı bir şekilde burada 24 liralara geldi. 24 liradan bir yataya bağladı. Tekrar 20'ye düştü. Ve burada 25 bandını kırdıktan sonra hızlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Ben Transtepe'de de şöyle bakalım. 25 bandını kırdığı takdirde yani 25 band üzerinde tutulduğu takdirde Tınaztepe'nin de hızlı bir şekilde önce tabii ki burada tarihi zirvesi olan 30-29-98, yani 30 bandı, 30 bandından sonra 40'lara doğru bir yükseliş beklerim. Yani Tınaztepe'de de hızlı bir yükseliş bekliyorum. Yani burada tabii ki tavan tavan diyoruz ama tavan tavan da olmasa %5, %6 bir yükselişler bekliyorum Tınaztepe'de de. Çok ucuz kaldı. Baktığınız zaman burada sağlık sektöründe tabii ki daha çok hisseler var. Mesela Selçuk Eczacı Deposu var, Deva var. Bunlar tabii ilaç firmaları, ilaç satan, tedarik eden şirketler. Özellikle Deva. Bunları da konuşacağız. Ama dediğim gibi Tınaztepe'nin de çok çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Evet, diğer hissemiz hemen Deva'ya bakacağız. Tabii bu zamlardan sonra, ilaçlar zamlardan sonra Deva Holding'inde ön plana çıkıyor arkadaşlar. Yani Deva'ya şöyle baktığımız zaman tarihi zirvesi 70 lirayı gördükten sonra hızlı bir şekilde burada
kaça kadar gelmiş? Hemen hemen 36 liraya kadar düşmüştü. Yani şuradaki trendi, Eylül ayındaki trendi. Bakın burada Eylül ayında yine buradan trend başlatmış. 70 liraya kadar, sonra hızlı bir şekilde aşağıya düşmüş. Ve şimdi 50 bandını kırdıktan sonra hızlı bir şekilde 59'a doğru yükseldi ve buradan sonra artık hedef 70 bandı. 70'ten sonra da ben Deva Holding'inde tabii ki ilaç sektöründe öncü firma olduğu için çok çok daha uzun, orta ve uzun vadede 100 lira bandına kadar çıkacağını düşünüyorum. Burada benim de diğer beğendiğim sağlık sektöründe hisseler arasında. Diğer son hissemiz de Seleç, Selçuk Eczacı Deposu. Selçuk Eczacı Deposu'na da baktığımız zaman hemen hemen o da şu anda dipleri görmüştü. 26 liralardan burada tarih zirvesi olan 46 liraya kadar geldi. Şimdi burada tabi şirket arkadaşlar, burada tabi ki şirketin baktığımız zaman zamları fiyatlamış gibi görünüyor. Şirketin zamları fiyatladıktan sonra bakın 37 bandından beri hızlı bir şekilde yukarı doğru gitti. Buradan bir geri dönüş olabilir. Şurada bir desteğimiz var, 43 bandı. 43 bandının çok önemli bir destek. Buraya kadar çekilebilir. Burada kademeli girmekte fayda var. 40'a kadar da gelebilir. Yani çok büyük şeyde de 40 desteği var. Buraya kadar şirket gelip buradan düzeltme yapıp yukarı doğru bir yükseliş beklerim. Dediğim gibi bu 4 sektör sağlık sektöründe bu zamlardan sonra bence hala da yukarı gitme potansiyeli olan şirketler Seleç, Deva, Yeni Alkazlar'dan Tınaztepe ve Lokman Ekim sevgili dostlar. Bunları takip edin. Ve yarınki açılışta da endeksimizin ben pozitif açacağını düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman endeksimizi de bir yorum yapalım. Kısa bir yorum yapalım arkadaşlar. Endeksimiz pozitif açılacağını düşünüyorum. Aşağıda 6500'ler destek. Yukarıda 6700'ler direnç olarak görünüyor. Buraya kırdıktan sonra hızlı bir şekilde 7000'e doğru, yani bu hafta 7000'in üstüne atabilir. Çünkü bilançolar pozitif gelmeye başladı. İlk bilanço açıklanan Arçelik güzel bilanço geldi ve ben otomotiv sektörü olsun, havacılık sektörü olsun bilançoların çok çok iyi geleceğini düşünüyorum. Yarın da dediğim gibi endeks pozitif açacak, yeşil açacak ve çoğu hisselerde yukarı doğru hareketler olacak sevgili dostlar. Sizlerden ricam, kanalın altında açıklamalarda Instagram adresimiz var. Buradan bana DM'den ulaşabilirsiniz. Destek almak isteyen arkadaşlar DM'den bana yazarsanız biz size geri dönüş yapıyoruz. Ve kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmuyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 30.000 aboneye ulaşmak sevgili dostlar. Onun için sizlerden ricam beğeni ve abone olmanız. Herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.